Merhaba arkadaşlar, bugün elimde Meros markasının üçü bir arada sunulan akıllı lambası Meros MSL610 modeli var. Üçü bir arada denmesinin sebebi, ister lamba der gibi yere koyabiliyorsunuz, ister masa lambası olarak kullanabiliyorsunuz, isterseniz de klamp aracılığı ile masaya ya da herhangi bir yere sıkıştırarak kullanabiliyorsunuz. Bu lambayı kızımın odasına gece lambası olarak kullanmak için aldım. Parlaklık ayarında olması ve akıllı cihazı olması seçmemdeki en büyük sebep oldu. Çünkü genelde mevcut gece lambasını sabahları açık unutup evden gidebiliyoruz. Bu lambayı belli saatte kapanacak şekilde ayarlayacağım ve açık unutma gibi bir durumda söz konusu olmayacak. Aynı zamanda masa lambası gibi de kullanılabilmesi ileride okul ödevlerini yaparken de kullanabileceği güzel bir aydınlatma olacaktır. Özelliklerine baktığımızda uzaktan kumandasının olduğunu görüyoruz. Ses ile kontrol var fakat bu işi Google, Alexa, HomeKit üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz ve ayrıca uygulama ile de kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi lafı uzatmayıp hemen kutusunu açıp incelemeye başlayalım. Aslında baktığımızda güzel bir kutusu olduğunu görüyoruz. Böyle sanki içinden laptop çıkacakmış gibi. Şöyle hemen. İçi bayağı dolu görünüyor. Şimdi neler çıkıyor bir bakalım şöyle. Burada uzaktan kumandasının olduğunu görüyoruz. Rengi arttırmak için, parlaklığı azaltmak, arttırmak için %20, %50, %100 diye ayar yapabiliyoruz. Sıcak, soğuk ayarı var ve mix ayarı varmış. Ve bu ışığın kendisi oluyor. Şöyle bir LED çıkartalım, görelim. O bayağı kaliteli yalnız malzemesi. Şurası böyle yumuşak, çok güzel. Ve şöyle eğilip bükülebiliyor şu şekilde. Burası böyle yumuşak, soft touch bir dokunuşu var. Burada kumanda kısmı var. Dokunmatik bu anladığım kadarıyla, evet. Power, renk ve parlaklık ayarı. Burası bağlantı kısmı. Başka neler çıkıyor? Bu direkt masa bağlantı klempi. Işığı buraya bağlayıp direkt masaya bağlayabiliyorsunuz, sabitleyebiliyorsunuz. Burada durabilir şimdilik. Kılavuzu. Sanırım bu kumandalı. Yani kumandayı şöyle koymak için diye tahmin ediyorum. Burada adaptör çıkıyor. Nasıl bir adaptörmüş? 10 volt 1.2 amper çıkış veriyormuş. Güzel. Bu tabanı. Bu ağırmış bu. Bu yere dikebilmek için tabanı. Altı ağır. Ve son olarak burada işte buraya bağlanıp lambalar olabilmesi için uzatma kolları var. İki tane demir birbirine vidalı geçiyor. İsterseniz bu borulardan birini bağlayıp masanıza lamba olarak takabilirsiniz. Ya da direkt klemple masaya lamba olarak takabilirsiniz. İkisini birden takınca da lamba der gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi takılması gereken bütün parçalar burada. İlk başta bu boruları takıp uzatmayacağım. Önce sadece kafasını takıp buraya masa lambası gibi kurulumunu yapacağım. Şimdi şuraya bir takalım bunu. Şöyle şekilde vidaya geçiyor. Bunu keşke böyle vidalı yapmak yerine klips geçmeli yapsalarmıştı. Biraz zor oluyor böyle takmak. Evet, bitti şu an. Cihaz bu şekilde bağlandı. Bayağı da yüksek oldu. Şöyle kafasını eğelim biraz. Şöyle hafiften de uzağa alayım. Şöyle biraz kameramızı da yükseltelim. Gayet iyi. Kadraja girdi. Buradan tuşlarımız görünüyor. Cihazımız burada. Kumandamıza pilimizi taktık. Sadece elektrik vermesi kaldı. Şimdi hemen elektriğini bağlayalım. Hemen arkasında girişi mevcut. Takıyoruz. Şu an burada bir ışık yandı. Power ışığı yanıyor. Bir kere bastım ve yandı. Buradan color değişikliği. Şu şekilde basarak. Sıcak oldu. Biraz daha bastım. Gitgide soğuğa doğru gidiyor ve en soğuk hale geliyor. Evet, her basışta renk sıcaklığı değişiyor. Alttaki de parlaklık ayarı. 20, 40, 60, 80, 100 olarak parlaklık ayarlanıyor. Tekrar bastığınızda 20. Şu an 20, 40. 60, 80 ve 100. Şu an en parlak halinde. Rengi değiştirelim. Şimdi beyaz oldu. Bir kere basınca kapanıyor. Bir kere basınca açılıyor. Bu kadar basit. Şimdi kumandamızı deniyoruz. On tuşuna bastım. Aç kapası gayet güzel çalışıyor. Burada bright kısmından parlaklığını azaltıp arttırabiliyoruz. Aa, çok ilginç. Benim arkadaki cihazı algıladı. Onları kapatacağız belli ki. Tamam, böyle devam edeceğiz. Arttırıyorum parlaklığı. Gayet güzel çalışıyor. Buradan color var. Color değiştirebiliyoruz. Bir de sarıya gidebildik, evet. Buradan direkt %20, %50 ve %100 ayarı var. İşte %100'e bastığımız anda %100 oluyor. %20'ye bastığım anda %20'ye kısalıyor. Warm, zaten warm'da. Her seferinde benim bunu tetikliyor. Cool dediğimde soğuğa geçiyor. Mix dediğimizde ne yapıyor bakalım. Şuradaki mixi.
sarıyla beyaz arası bir renk yaptı. Değişik bir mix oldu. Bir daha mix'e basınca bir şey değişiyor mu? Yok. Kullanımı bu kadar. Şimdi bunu bir de telefona, uygulamaya kuralım Wi-Fi ile. Öncelikle kablosuz ağımı IoT ağına, yani 2.4 ağına bağlıyorum. Eğer 2.4 ağına bağlı değilse telefonunuz bu cihazda bağlanamayacaktır. Çünkü cihazda 2.4 destekli. Ona dikkat edin. 5 GHz'e kalmayın. Ben hemen IoT'ye geçiyorum. Bütün akıllı cihazlarım 2.4'e bağlı. Bu sayede hiçbir problem yaşamıyorum. Şimdi IoT'ye bağlandım. Şimdi ne yapıyorum? Play Store'dan hemen Meros'u indiriyorum. Şuradan Meros'u yükle dedim. Aç dedim. Şimdi cihaz eklemeden önce bunu Wi-Fi'ye aktif etmenin ve sıfırlamanın yolu Power düğmesine 5 saniye basılı tutmamız gerekiyormuş. Açtıktan sonra yapmak daha mantıklı sanırım. Evet, şu an sıfırlandı anladığım kadarıyla. Çünkü ışık değişip duruyor. Şimdi buraya gelip artı tuşuna basıyorum. Tabii önce kaydolmam lazım çünkü hiçbir kaydım yok Meros'ta. Hemen giriyorum kaydımı. Bir artı tuşuna basıp kaydetmeyi deneyelim. A few moments later. Şöyle yapmayı deneyeceğim. Buradan akıllı lambayı seçeceğim. MSL610'u seçeceğim. Bakalım böyle bulabilecek mi? Her şey bağlı. Başlayalım. Monte etmek istiyorsunuz. Ben zemin lambası olarak yapacağım için zemin lambası olarak kuruyorum. Sonraki. Sonraki. Bir daha deneyelim. Şimdi ben bir ışığı prizden sökeyim, tekrar bağlayayım. Cihaz açın, yaklaşık 5 saniye bekleyin. Işık 3 kez yavaşça yanıp sönmeye başlayacaktır diyor. Öyle bir şey olmadı. Işık yavaşça yanıp sönmüyor diyelim. Güç düğmesine 5 saniye basın. Işık 3 kez yavaşça yanıp sönmeye başlayacaktır. 1, 2, 3, 4, 5. Oldu. Sonraki dedim. Turn on location service, sure. Bağlan. Cihazı buldu. Bağlantı başarılı dedi. Çok güzel. Şu an cihaz benim Wi-Fi ağıma dahil oldu. Ben buna çocuk odası, gece lambası diyorum. Okey dedim. Sonraki diyorum. Sonraki dedim. Evet, IoT cihazıma bağlı olacak. Hemen şifreye gireyim. Sonraki dedim. Bağlanıyor şu an. Bitmek üzere. Evet, tamamlandı. Tamamlandı diyorum hemen. Şimdi değil dedim. Evet, şu an kuruldu. Aç kapa yapalım hemen. Evet, çok hızlı bir şekilde cevap veriyor. Çocuk odasına girelim. Buradan parlaklığı azaltıp arttırabiliyorum. Şu şekilde renk de değiştirebiliyoruz. Uygulaması da gayet güzel bir şekilde çalışıyor açıkçası. Kapattım. Açtım. Gayet hızlı, stabil çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Aydınlatması da gayet yeterli. Bence tam bir gece lambası olabilecek. Hatta çalışma lambası da olabilecek bir cihaz. Aşağıya da satın alma linkini bırakacağım. Dileyen satın alabilir. Evet arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.